Merhabalar sevgili arkadaşlar. Maddenin ısıyla etkileşimi testimize geçtik. Birinci sorumuz ilk sıcaklıkları eşit olan farklı kütlelerdeki su örnekleri özdeş ısıtıcılarda 5 dakika ısıtıldığı zaman elimizdeki sıcaklık değişimi grafikteki gibidir. Şimdi 1, 2 ve 3 numaralı ısıtıcılarla ısıtılan özdeş ısıtıcılarla ısıtılan sıvılara baktığımızda, sulara baktığımızda aşağıdaki gibi bir değişim görüyorum. O zaman arkadaşlar sıvı cinsi aynı. O zaman yoğunluğu aynı olacaktır. Sıvı cinslerimiz aynı olduğuna göre. Yoğunluk da aynıysa o zaman bu sıvıların miktarı farklı olacak. Özdeş ısıtıcıyla 5 dakika ısıtıldığında sıcaklığı 10'dan 20'ye çıkan birinci sıvı, ikinci sıvı 10'dan 30'a çıkıyor, üçüncü sıvı 10'dan 50'ye çıkıyor. O zaman ne olacak arkadaşlar? Isısı en çok artan, kütlesi en az olandır. O zaman ne olacak? En çok kütle 1'e ait, sonra 2'ye ait, sonra 3'e ait olacak. 1, 2, 3 deyip birinci sorumuzun cevabını A deyip hemen ne yapıyoruz? İkinci soruya geçiyoruz. Yine içinde alkol bulunan 4 özdeş kapaldığında alkol ve su koyarak özdeş ısıtıcılarda ısıtıyor arkadaşlar. O zaman bir bakalım bu deneyin sonucunda neler gözlemleyeceğiz. Farklı maddelerden eşit kütlelerde alınırsa somut sıcaklık farklı olur. Farklı maddeler 1 ve 3 eşit kütlelerde alındığında son sıcaklıkları farklı olur diyor. Doğru mudur? Doğrudur. Neden? Çünkü bunların yoğunlukları, öz kütleleri farklı. Dolayısıyla aynı sürede ısıtılsalar da sıcaklıkları farklı olur. İkinciye baktım. Farklı maddelerin öz ısıları farklıdır. Farklı maddelerin öz ısıları, öz kütleleri farklı olacağı için kesinlikle farklıdır. Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. 3'e baktığım zaman farklı kütlelerin son sıcaklıkları da farklı olur. Aynı maddenin farklı kütlelerini 3'e ve 4'e baktığımda son sıcaklık farklı olacak. 100 gram olan su daha çabuk ısınacağı için daha yüksek sıcaklığa sahip olacak. Cevabımız ikinci soru için D şıkkı deyip 3. soruya ilerleyelim. Geldim 3. soruya. 3. soruda ısıca yalıtılmış bir kaba M ve N muslukları bağlanıyor. M ve N muslukları bağlandığı zaman musluklardan eşit miktarda su akıyor. Kabın yarısı dolduktan sonra M musluğu kapatılıyor. M musluğu kapatıldığı anda N musluğu akmaya devam ediyor. Ve kap tamamen dolduğu zaman N musluğu da kapatılıyor. O zaman ben verilen bu bilgilere bakarak kabın yarısı dolduğunda sıcaklık 40 santigrat derecedir. 60'tan da akıyordu 20'den de. 60 artı 20 bölü 2 benim kabın yarısındaki sıcaklık miktarım. Ne oldu? Kabın yarısı dolduğunda benim sıcaklığım 40 santigrat derece oldu. O zaman birinci öncelim doğru. Kabın tamamı dolduğunda sıcaklık 40 derecenin altındadır. Sıcaklık 40 dereceydi. Yarısı dolduğunda artık 20 dolmaya devam ediyor. 40 artı 20 bölü 2. O da eşittir 30. O zaman son sıcaklığım 30 santigrat dereceye çıktıysa ben ne yapıyorum? 40'tan 30'a düşmüşüm. O zaman 40 derecenin altındadır. Doğru. Kabın tamamı dolduğunda sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti artmıştır diyor. Kabın tamamı dolduğunda sıvı tanecikler arasındaki çekim kuvveti artmış mıdır arkadaşlar? Bakalım hayır. Artmış mıdır? Artmıştır. Neden? Çünkü sıcaklığı da arttırmışım. Cevabım B şıkkı oldu 3. soruda. Geldim 4. soruya. Özdeş kaplarda eşit kütlelerde farklı sıcaklıkta sular var. Sular aynı. O zaman öz ısıları da üçünün de aynı. Yani C1 eşit, C2 eşit, C3 olmalıdır bu kaplar birbirine aynı olduğu için. 3 kaptaki sıvılar büyük kapta karıştırılınca denge sıcaklığı 30 derece olur. Bakalım denge sıcaklığı ne oluyor? 50 artı 30 artı 10 dedim, 3'e böldüm.
60-90 bölü 3 denge sıcaklığı 30 santigrat derecedir. A şıkkım da doğru. Üçüncü kaptaki sıvının moleküller arası çekim kuvveti en azdır. Çünkü sıcaklık arttıkça çekim kuvveti azalır. B şıkkı doğru. O zaman C şıkkımız yanlış. 90 dereceye çıkartabilmek için en çok 1'e ısı vermelidir. Çünkü sıcaklığı 10. Sonra 2'ye, sonra da 3'e ısı vermelidir. O zaman cevabımız 4. soruda C şıkkı ve 5. soruyu yanıtlayalım. İlk sıcaklığı 25 santigrat derece olan X, Y, Z maddelerinin eşit miktarda ısı verildiğinde hepsi 25 dereceyken Z 80'e çıkmış, X 60'a çıkmış, Y 40'a çıkmış. O zaman öz ısıları arasındaki ilişkiyi kıyaslayalım. Öz ısı arkadaşlar, öz ısısı az olanın sıcaklığı da fazla olarak azalacak. O zaman öz ısı azaldıkça ne olur arkadaşlar? Sıcaklık daha az azalır. Yani Y'nin öz ısısı X'den, o da Z'den büyüktür. Öz ısı ve sıcaklık böylece ters orantılıdır deyip 6. soruya doğru geçebiliriz. 6. soruda öz ısı için hazırlanmış bir tablo ile ilgili öğrenciler cevaplıyor ve 3 puan alıyorlar her doğru soru için. Gökçe'nin verdiği soruların cevaplarından hangisi doğrudur ve buradan Gökçe kaç puan alır diyeceğiz. Hemen bakalım. Öz ısı maddeler için ortak bir özelliktir demiş Gökçe. Doğru mu arkadaşlar? Maddeler için ortak ancak ayırt edici bir özelliktir. Gökçe buradan puan alamadı. Birimi jul bölü gram veya kalori bölü gramdır. Doğrudur, bir enerjidir çünkü. O zaman buradan 3 puan aldı. Öz ısı büyük olan maddenin sıcaklık artışı az olur ancak verdiği ısı fazladır ifadesi doğrudur. Gökçe buradan puan alamadı. Öz ısı C harfi ile gösterilir. Doğrudur. Gökçe buradan da 3 puan aldığına göre bu sorudan almış olduğu puan 6 puan. B şıkkı deyip 7. soruya geçiş yapalım. 7. soruda X, Y, Z maddelerine ait sıcaklık zaman grafiği görüyorum. Eşit kütleli X, Y, Z maddeleriyle ilgili hangisi doğrudur? Baktığım zaman eşit kütleli olan bu grafikte Z'nin öz ısısı en büyük, X'in ise en küçüktür. X'in öz ısısı Y'den, o da Z'den büyüktür arkadaşlar. Öz ısısı büyük olanın sıcaklık artışı az olur. O zaman birinci öncülümüz yanlış oldu. Şıklarımıza baktığımız zaman diğer ifadelerle birleştirdiğimiz zaman X maddesi sıfırdan aynı sıcaklığa gelmiş. Y 4. dakikada aynı sıcaklığa gelmiş. Z 6. dakikada aynı sıcaklığa gelmiş. Biz santigrat dereceye göre bir sıralama yaptık. Dakikaya göre bir sıralama yaptıysak arkadaşlar ne yapacağız? Geç ısınanın öz ısısı en büyük olur diyeceğiz. O zaman Z büyük, Y büyük, X olacak. Birinci öncüle doğru demiş olacağız. İkinci öncüle baktık. Sıcaklığı 1 santigrat derece için derece artırabilmek için gereken öz ısı Y maddesine daha çok verilmelidir diyor. Hayır, Y maddesine daha mı çok verilmelidir? Bakalım burada bize diyor ki eşit miktarda ısı uyguladım diyor. Ben bu maddelere eşit miktarda ısı uyguladıysam arkadaşlar en çok Y'ye değil en çok X'e verilmelidir. İki yanlış. Öz ısı düşük olan maddeler hemen ısınır, hemen soğur. Hemen ısındığı için de sıcaklık artışı kısa zamanda olur ifadesi doğru olacak. Cevabımız B şıkkı olacak. Geçeceğiz 8. soruya. Maddenin sıcaklık zaman grafiğinde KLM'ye bakıldığında 5. dakikada M en az ısınıyor. O zaman CM yani M'nin öz ısısı L'den, o da büyüktür K'dan olacak. KLM maddeleriyle ilgili
KLM farklı maddelerdir ifadesi doğru olacak. Farklı maddeler olduğu için eşit kütlede eşit sıcaklıklara gelmemişler. M büyük, L büyük, K özüsüdür diyor. Bakın burada yazdık, doğru. Maddeler aynı cins ise fazla kütleye sahip olan madde M'dir. Evet, kütlesi fazla olduğu için ısınması az oldu. Bu da doğru. K maddesi çabuk ısınır, çabuk soğur. Doğru, çünkü öz ısısı büyüktür. Cevabım ne oldu? D şıkkı oldu. Geldim 9. soruya. Aynı sıcaklıkta 20 santigrat derecede bulunan tabloki maddelerin eşit kütlelerde alındığında en fazla sıcaklık artışı ne olur arkadaşlar? Hangisinde olur diyor bize 9. soru. Arkadaşlar, öz ısı azaldıkça sıcaklık artışı çok olur. O zaman cevabım ne olacak tabloya göre? Kurşun olacak, en az öz ısıya sahip olduğu için. Devam edeceğim 10. soruyla. Dışarıdan ısı alan saf bir A maddesi ile ilgili hangisi veya hangileri doğru olabilir? Taneciklerinin ortalama hareket enerjisi, yani sıcaklığı azdır diyor. Hayır, azalmaz. Sıcaklık arttıkça hareket enerjisi artar. Bir yanlış. Taneciklerin hareketi artar çünkü sıcaklığı artar. Hal değiştiriyor olabilir mi? Olabilir. A maddesinin sıcaklığı artar mı? Isı veriyorsun. Isı veriyorsan sıcaklığı zaten artacak. 10. sorumun cevabı B şıkkı olacak ve beni 11. soruya taşıyacak. Baktığım zaman bir grafik var. Isınma grafiği. Hal değişimi grafiğinde iki tane düz çizgi görüyorsam maddenin üç halinde gözlemliyorumdur. Burada katı olan madde, burada sıvı, burada gazdır. O zaman A maddesi iki kez hal değiştirmiş midir? Evet, iki düz çizgi demek iki tane hal değişimi demek. B sıcaklığı A maddesinin kaynama noktasıdır. Katı burada eridi. A sıcaklığı erime noktası oldu. B'ye geldim. Sıvı artık kaynamaya başlıyor. O zaman B noktası kaynama sıcaklığıdır. Doğru. A maddesinin erimesi için geçen süre L ile K, L eksi K ile bulunabilir. Geçen süre erime süresi. Erime sıcaklığına ulaştı. Bu sürede eriyecek. Buradan L eksi K bize ısıyı verir arkadaşlar. Gereken ısıyı verir. Yani ben buradan 3. öncülü doğru kabul edemem. Kaynama sıcaklığındaki sıvı A maddesinin tamamının buharlaşması için alması gereken ısı miktarı. Kaynama sıcaklığına gelmiş A maddesinin tamamının buharlaşması için gereken ısı miktarı N eksi M'dir. Çünkü burada buharlaşacak, o zaman N eksi M'den alınan veya verilen ısıyı bulabilirim. Cevabım 1, 2, 4 diyeceğim. B şıkkı olacak arkadaşlar. Ve beni nereye taşıyacak? 12. soruya taşıyacak. Geldiğim zaman 12. soruda bana yine bir ısınma grafiği vermiş. Isınma grafiğinde iki tane düz çizgi görüyorsam iki kez hal değiştirdi diyeceğim. Ve geleceğim, bakacağım. Buharlaşma ısısı erime ısısından büyüktür. Tabii ki büyüktür. Erime ısısı burada, buharlaşma ısısı burada. O zaman bu doğru. Madde iki kez hal değiştirdi çünkü iki tane düz çizgi gördüm. Madde 7. dakikada sıvı ve gaz halidir. 7. dakika burada bir yerde. Madde şurada katı. Şurada katı artı sıvı. Şurada sadece sıvı. Şurada sadece sıvı ve gaz ve şurada ise sadece gaz olarak bulunuyor. O zaman 7. dakikada sıvı artı gazdır, doğru. Sıcaklık arttığı için moleküller arası çekim kuvveti zamanla artar ifadesi yanlıştır. Sıcaklık arttıkça moleküller arası çekim kuvveti azalır arkadaşlar. O zaman cevabımız D şıkkı oldu. Bizi 13. soruya götürdü. Küresel ısınma. Başlıca atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen
artışa verilen isim. O zaman hangisi veya hangileri küresel ısınmanın sebeplerinden biridir? Temiz enerji kaynakları tercih edilirse biz küresel ısınmaya maruz kalmayız arkadaşlar. Bir yanlış. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması evet küresel ısınmaya neden olur. Fosil yakıtlar küresel ısınmaya neden olur. Plastik materyalin kullanımının azaltılması neden olmaz. O zaman C şıkkı 2 ve 3 bizim doğru cevabımız olacak. Geleceğiz 14. soruya. Kimya endüstrisi hangisi veya hangileri doğrudur diyor. İlkinin başka bir ülkenin ürettiği ürünleri satın alması olayına ne denir arkadaşlar? İthalat. Biz satarsak ne olur? İhracat. Peki kimya endüstrisi ihraç etmek, atmak demek. Buradan tutabilirsiniz aklınızda. Kimya endüstrisi kimyasal üretme sektörü olduğu gibi pek çok sektör için ham madde ihtiyacını karşılar. Cevabım 14. soruda D şıkkı olur. Geldim son olarak bir yeni nesil soruyla bu testimizi tamamlamaya. Türk kimya endüstrisi ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya sanayi, vernik sanayi, sentetik elyaf, soda gibi kimyasal ham madde tüketim ürünlerini üretirken ve bunları tesislere bağlarken ham madde ihtiyacının %70'ini ithal, %30'unu ise yerli üretimle karşılıyor. Yani %70 dış ülkeden biz ürün alıyoruz, ham madde alıyoruz. Petrol ve petrol ürünlerini, deterjanı, sabunu, ilacı, kimyasalı, boyayı üreten kimya fabrikalarımızın çoğu Marmara bölgesindeki 3 büyük sanayi bölgesi olan Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'dadır. Ege bölgesinde de petro sanayi İzmir'de bulunuyor. Akdeniz'de de bulunuyor. Soda gibi bikromat gibi ürünler üretilirken Karadeniz'de daha çok gübre sanayi bulunuyor. O zaman yukarıda verilen bilgilere göre hangisi ulaşılabilir? Kimya endüstrisi arkadaşlar ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü yerli kaynaktan karşılıyor diyor. Yanlış. %70'i ihraç ediyoruz. Dışarıdan alıyoruz ithal ederek. İhraç neydi? Bizim sattığımız. Ama biz ne yapıyoruz? %70'ini ithal ediyoruz. Yani dışarıdan alıyoruz. O zaman bu yanlış bir şık. Bir elediğim zaman cevabı B buldum ama diğer şıkları, diğer öncülleri okuyorum. Kimya endüstrisi genellikle ülkenin kıyı bölümlerinde yer alır. Evet, Marmara gibi, Akdeniz gibi, Ege gibi, Karadeniz gibi bunlar kıyı bölgeleri arkadaşlar. Kimya endüstrisi ilaç, sabun, deterjan, boya, petrokimya gibi maddelerin üretimini sağlayan bir endüstridir. O halde cevabımız B şıkkı oldu 15. soruda. Arkadaşlar bir sonraki ünitemizde yeni sorularla canlılar ve enerji dönüşümleriyle devam edeceğiz. Hoşça kalın.